Evet, merhaba saygıdeğer YouTube izleyicileri, danışanlarım ve dostlarım. Ben İlter Faik Kaya. Sizlere beslenme olsun, egzersiz olsun, spor olsun. Farklı konu ve konuların içeriğinde kalarak hep yeni videolar hazırlamaya çalışıyorum. Bir iki aydır doğru düzgün video hazırlayamadık. İşte bu yaz dönemiydi vesaire. Şimdi bundan sonra ortalamalarda sizlere haftada bir veya iki en azından video paylaşarak beslenme olsun, spor alışkanlıklarınız olsun, yeme alışkanlıklarınız olsun, sağlığınız olsun yeni konular açmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi bugün çok güzel bir konudan bahsetmek istiyorum size. Diyet dejenerasyonu. Diyet dejenerasyonu nedir? Diyet yaparken niye dejenere olur? Neremiz dejenere olur? Neden biz bunu yaşarız? Bunu biraz anlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle çok fazla diyet yapmak, kilo alıp vermek ve bundan birleşerek vücudunuza olmadık şekilde işkence etmenin nelere mal olduğunu algılamamız lazım. İşkence derken ne demek istediği diye aslında içinden düşünüyorsun. İşkence derken sıfırlama diyetleri, aralıklı oruçlar veya tek öğünlü beslenmeler veya hiç beslenmeler, tamamen aç bırakmalar. Bunlar vücudumuzu dejenere eden kavramlardır. Çünkü beslenmeyen vücut, doğru enerjiyi almayan vücut, gerekli olan besini tüketmeyen vücut her zaman ve her zaman şuna mahkum kalacaktır. Yemediği, içmediği için yüksek derecede kendini her zaman bırakacaktır. Kilo vereni düşemeyecektir. Kilo almaya çalışıyorsan alamayacaktır. Veya diyelim ki aç bıraktın. Gerekli olan enerjiyi almadın, gerekli olan besini almadın. Vücut bu sefer de şunu yapacak kendisine. Sen aç bıraktığın için biraz kilo verecek, düşecek. Ondan sonra o kilo düşmesini bırakacak ve şöyle bir şey yapmaya başlayacak. O düşen kiloyu, düştüğün kiloyu da engellemeye başlayacak. Bu sefer kilo düşememeye başlayacaksın. Niye enerji almadığın için, niye aç bıraktığın için, niye vücudu dejenere ettiğin için hepsi birbirinin içine toparlanmaya başlayacak. Bu sadece kilo düşme yüzü. Kilo alıp verdikçe kilo aldın, düştün, aldın, düştün. Bu sefer de vücudun kan şekeri, organlar, insülin direnci başlayacak. Psikolojin yorulacak, fizyolojin yorulacak. Kendine güvenin bitecek. Yani aslında bunu bir saç ayağı olarak düşündüğünüzde bu sistemi sürekli olarak en başa al ver, en başa al ver yaptıkça beden her zaman kendisini en kötü şekilde blok etmeye çalışacak. Bu sefer ne olacak? Organlara zarar vereceksin. Bu sefer ne olacak? Kilo alıp verdikçe, kilo alıp düştükçe vücudun zarar görmeye başlayacak. Bu sefer ne olacak? Beden sürekli olarak kendini yenilememeye başlayacak. Çünkü bu sefer genetik anlamda da zarar veriyorsun. Bu sefer hücrelerine de zarar vermeye başlıyorsun. Ya organlara zarar veriyorsan zaten hücreler zarar görmez mi? Görecek. O zaman bir bütün olarak her şeyi hissetmemiz lazım. Yani sizler ne yaparsanız yapın. Bilinçli kilo düşün. Bilerek kilo düşün. Yağdan kilo düşün. Öyle bir kilo düşün ki bir daha almayacak şekilde hayat standartınızın içine bunu yerleştir. Hayat standartınızdan ve kendinizden uzaklaştırarak kilo düşüp aldıkça otomatikman vücudun inanılmaz şekilde zarar görmeye başlayacak. İşte bunu kendine yapmaman lazım. Bunu kendine yaptıkça bu sefer özgüvenin, iraden, hayat şartlarının hepsi zorlanıyor. Bir de hiç düşündünüz mü? Bunlar belirgin maliyetler yaratıyor insanlara. Ciddi maliyetleri var. Diyete başlamak, diyeti bırakmak, tekrar başlamak, tekrar bırakmak. Parasal anlamda, ruhani anlamda, fizyolojik anlamda ciddi maliyetler yaratıyor bunlar. İşte bunları yaşamak istemiyorsan, bunların içinde var olmak istemiyorsan o zaman çok basit bir şey yapacaksın. Hayatını ve kendini en güzel şekilde yorumlayacaksın. Bu da nereden geçer? Bilinçli kilo düşmek. Kilo düşerken her şekilde bedeninle mantığını bir araya getireceksin. İşte bu sefer de kilo düşmenin en güzel tarafını yaşayacaksın. Arkadaşlar ne yaparsınız yapın kilo düşersiniz. Salatalık su yiyin, yoğurt salatalık yiyin.
Her gün altın başak sadece kemirin. Her gün simit yoğurt yiyin, gene kilo düşersiniz. Önemli olan bu kiloyu düştükten sonra onu nasıl koruyabileceğiniz? Nasıl dejenere olmayacağınız? Bu dejenerasyonu hayatınız boyunca nasıl devam edeceğinizi bilmeniz lazım. Bunu bildikten sonra, bunu uyguladıktan sonra fark edeceksiniz ki bambaşka bir hayat başlayacak sizler için. Sizleri çok seviyorum saygıdeğer danışanlarım. En iyi şekilde, en doğru şekilde kilo düşün ki hayatınızda sürekli alıp yukarı çıkıp düşmeler olmasın. Daima ne diyorum? Sağ tarafınızda.